Ankara'dan deşifre masasından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bir siyasetçi konuğum var. Peki konuğum kim diye mi merak ediyorsunuz? Hemen merhaba diyelim. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Programın genellikle böyle ağır bir siyasi havada geçmiyor. Daha fazla siyasetçilerin özellikle o eğlenceli yönlerini, biraz da aile yaşantılarını, karşılaştıkları zorlukları merak ediyorum. Size soracağım ilk soru şu: Meral Danış Beştaş nasıl bir aileden geliyor? Meral Danış Beştaş 6 kardeşten biri, sondan ikinci. Bir memur ailesi, babam memurdu. Orta halli, yani ne çok hani yoksul ne zengin. Böyle 6 kardeşten biri olarak iyi bir geçmiş şeyim var, yani çocukluğum. Öyle bir aileden geliyorum. Tabii ki bütün Kürt aileleri gibi bizim de ailelerimiz çok geniş. Teyze, hala, amca, dayı, yeğenler, kuzenler, oldukça geniş bir aileden geliyorum diyebilirim. Aslında dönüp baktığımızda Kürt coğrafyasında uzun seneler avukatlık yaptınız bir kadın olarak. Evet. Unutamadığınız bir dava var mı? Karşılaşmış olduğunuz bir olay? Yani çok var. Unutamadığım çokça dava var. Hani hangisini söylesem diye düşünüyorum. Ben mesela şeyi hiç unutmuyorum, Kerboran'da 90'lı yıllarda bir yürüyüş olmuştu. Kerboran, Şırnağmbi ilçesi, evet öyle hatırlıyorum. Ve 40'ı aşkın kadın tutuklanmıştı. Cezaevindeydiler, hayatlarında ilk defa hani cezaevine düşüyorlar. Ve eşleri işte ziyarete geliyorlar. O ilk temas etme hali, hani erkeklik, eril kültür, işte kadınların cezaevinde oluşu. Bir nevi roller değişmişti. Evet, roller değişmişti. Çok trajikomik, hani diyaloglarım olmuştu. Bir an önce eşimi bırakın, işte çıksın, işte çocuklara bakamıyorum gibi böyle bazı konuşmalar olmuştu. Ama kadınların böyle bu mücadelede, özgürlük mücadelesinde, hani toplumsal dönüşüm için verilen mücadelede yıllardır, 10 yıllardır rolünü görmek açısından çok benim için unutulmaz bir şeydi. O beyaz tülbentli kadınların, gençlerin, annelerin hep birlikte hani bu zulme diyeyim, baskıya karşı erkeklerden önce dışarı çıkmaları ve daha cesur olmaları aslında bir yönüyle çok ilgimi çekmişti ve rollerin bu şekilde alt üst oluşu iyi gelmişti. Kadınlara da, avukatları olarak bana da. O erkeklerin galiba 3 aya yakın, 2 ayı aşkın bir süre tutuklu kaldılar. O süre zarfında dönüşümlerini gördüm. Eşlerine nasıl sahip çıktıklarını, hani haklı olduklarını gördüm. Mesela benim için ilginç bir deneyimdi. Tabii çok çok dava baktım. Tam olarak hani ne dinlemek istersiniz ya da ne ilgi çeker bilemediğim için bunu söyledim. Bir tanesi de şeydi mesela, işkencede bir yaşlı bir amcaydı. Dişleri kırılmıştı, dişlerini kırmışlardı ve yıllar sonra gördüğümde daha dişlerimi yaptıramadım demişti. Böyle çok ilginç anılar var tabii. Bunu aslında neredeyse bütün kadın konuklarıma soruyorum. Dünyada kadın olmak zor. Sadece Türkiye'de değil. Siz Türkiye'de bir kadınsınız, Kürtsünüz ve Kürt kimliğinizle siyaseti yapıyorsunuz. Kadın olarak bunun ne tür zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz? Özellikle mecliste. Özellikle mecliste. Ya Türkiye'de de aslında dünyada da hani farklı ülkelerde değişkenlik arz ediyor şüphesiz. Kültürler, coğrafyalar, inançlar değişiyor. Ama Türkiye'de bir Kürt kadın olmak ve Kürt kadın kimliğinizle mücadele etmek kolay değil tabii ki. Hani bunun çok öncesi var. Ama meclis açısından söyleyecek olursam, hakikaten bu kanunları erkek bakışıyla çıkarıyorlar. Yani deriz ya mesela toplumsal cinsiyet rolleri, işte kadın hakları mücadelesi, bu yasalar niye böyle uygulanıyor, işte hakimler niye indirim yapıyor. Mesela en son Hatice Kaçmaz davasında olduğu gibi evlilik teklifini reddetmiş, o nedenle öldürmesi de hafifletici nedendir gibi inanılmaz ucube, kabul edilemez bir karar olarak ortaya da duruyor. İşte bu yasaları çıkaran
Ve bu kararları verenler aynı toplumun erkekleri. Yani erkekler hakim olunca, savcı olunca toplumsal cinsiyet rollerindeki o hissettikleri değişmiyor aslında. Değişmesi gerekiyor. Yani hani bir hakimin karar verdiğinde erkeklik rolünden çıkması gerekiyor. İnsan olarak, hani eşit bireyler olarak görmesi gerekiyor. Öyle bakmıyor. Aynı şey mecliste de geçerli. Yani o erkek egemen ideolojinin en fazla hüküm sürdüğü alanlardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bugün için değil, geçmişten bugüne kadın temsilinin çok az olduğu, bugün de yani %50'lere yaklaşmaktan çok uzak bir noktadayız. Daha %20'lere bile varamadık ve bu oranı HDP yükseltti, evet. Hani kadın oranını. Açıkçası ben mecliste de kadın hakları açısından çok mücadele ediyorum. Hani dil özellikle. Şeyi çok merak ediyorum. İşte Meclis TV'yi izliyoruz dönem dönem. Yumak haline gelip yumruklaşan bir erkek topluluğu görüyorum. Bazen ben orada olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Acaba ayakkabımı fırlatmak gerekiyor? Evet. O anda ne hissediyorsunuz? Ya kötü hissediyorsunuz tabii. Yani erkeklerin kavgası. Öyle değil. Evet. Hani siyasetçi olmaları, milletvekili olmaları onları o erkeklikten soyutlamıyor. Aksine o çıkıyor dışarı. Mesela kavgalarda en çok duyduğumuz cümlelerden biri bu. Ya kavga etmek istiyorsanız hadi gel dışarı gidelim. Hadi gel, bu var yani bu duyuyoruz kulaklarımızla. Evet. Ya da hatta bazen bu şekilde meclis başkan vekilinin davet ettiği de oluyor. Ya kavga etmek istiyorsanız buyurun dışarı. Hani burası kavga yeri değil gibi. Böyle benimsenen bir, nasıl anlatayım? Durum var, kültür var. Sıradanlaşmış. Kötü hissediyorsunuz. Biz araya girmemeye çalışıyoruz. Ama bazen grup başkan vekili olduğum için hani o idare amirleriyle beraber bir arabuluculuk gibi, hani kavgayı önlemek gibi maalesef rolümüz de var. Araya giriyoruz. Hani bize neyse ki dokunulmuyor. Hani öyle bir durum yok. Dokunulmuyor derken gidince biraz daha duruluyor. O rolümüz neyse ki hala var. Neyse ki. Siyasete yavaş yavaş evet. Gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti vardı kısa bir süre önce. Hı hı. Nasıl gördünüz oradan verilen mesajları? Nasıl okudunuz ki Diyarbakır'da sürekli halkın içindesiniz biliyorum birebir. Sokakta olan vekillerden birisiniz. Evet. Halk ne diyor? Diyarbakır'da sokak ne diyor? Ya şöyle diyeyim, tabii ki herkesin her yere gitmesi lazım. Önce bunu söylemekle başlayayım. Bütün parti liderlerinin, milletvekillerinin aslında Türkiye'nin her tarafında halka temas etmesi gerekiyor. Ben buna inanan bir milletvekiliyim. Her zaman da öyle oldum. Nitekim anayasada da vekillerin sadece seçildikleri illerden değil, bütün Türkiye'yi temsil ettiklerine dair çok temel bir ilke var. Şimdi ana muhalefet partisinin bence gidişi değil, neden bu kadar az gidiyor oluşu sorgulanmalı. Yani kendisi de bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'da aslında bir öz eleştiri verdi. Evet. Hani bizden kaynaklanıyor, bizim daha çok gelmemiz lazım, temas etmemiz lazım. Diyarbakır'da şöyle bir atmosfer vardı. Ben iki gün oldu geleli. Birkaç gün oradaydım, yani bölgedeydim. Tamam geldi, ne diyecek diye önce merak ediliyordu. O yansıdı zaten. Hani Kürt meselesi, çözüm, işte bu iktidar değişiminde neler değişecek gibi temel bazı konularda. Tabii ki duymak istiyorlar hani iktidara aday bir partinin ne yapacağı. Bunu çok duymadıklarını hissettim. Yani hani duymak istediklerini değil de yeni bir şey. Hani beklendiği kadar güçlü bir mesaj çıkmadı aslında. Çıkmadı, evet. Yani bunu Diyarbakır'ın ne kadar politik olduğunu bilirsiniz. Hani her şeyi çok geniş yorumlarlar ve bunu yaşayarak deneyimlemişlerdir. Hani çok klasik bir laf vardır ya, damdan düşen anlar, damdan düşenin halini. Damdan düşenlerdir Diyarbakırlılar ve politikayı çok yakından izlerler dünyayı da, Orta Doğu'yu da, Türkiye politikasını da. Yani Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olumsuz demiyorum, asla öyle yorumlanmasın. Tabii ki gitmeli, gelişiyle iyi olmuştur. Bence halkta soru sorma olanağı bulmuştur en azından ilk elden kendisine. Bu yönleriyle olumlu ama açıkçası cesur bulmadım ben. Çok ürkek, hani
böyle genel ve soyut ifadeler kullanması halkın dikkatinden kaçmadığı, bizim de dikkatimizden kaçmadığı sorunlara adını vermek lazım. Yani bunu çok sık kullanıyorum. Biz Türkiye Türk diyoruz, ben Türk diyorum, Kürt'e Kürt diyorum, çaya çay diyorum. Hani böyle çok genel işte dertlerinize talibim dedi mesela. Bir kadın arkadaş bana şey dedi, ya dertlerime talip de dertlerimin adını söylemiyor. Hani derdimi bir söylesin ki ben de gerçekten talip mi değil mi onu bileyim. Yani genel itibariyle böyle yorumlayabilirim. Ama daha fazlası lazım. Bir kere muhalefetin genel olarak normalde iktidardan daha cesur olması lazım. Daha net olması lazım. İktidara gelirsem, yönetimde olursam neleri değiştireceğim, hangi iddialarla geliyorum, hangi yanlışı düzelteceğim gibi çok somut halkın duyması gereken sözlerle çıkmak lazım. Ama burada böyle bir ürkeklik, cesur olmama hali yansıdı. Bunu ben milletvekili olarak da gördüm. Eminim onlar da bundan gerekli çıkarımları yapmışlardır. Aslında seçim yaklaştıkça Kürt seçmenin oylarının ne kadar önemli olduğu biraz daha belirginleşiyor. Belki de o yüzden bu ziyaretler Diyarbakır'a gitmek, ki belki de siyasetin yapması gereken budur. Halkla bütünleşmek, sorunlarını dinlemek ve oylarına talip olmaktır. Bunların hepsi çok olağan. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin yanında bir de hükümetin, iktidarın Erdoğan'ın atacağı bir takım adımlardan bahsediliyor. Özellikle ikinci bir çözüm süreci olabilir mi? Adına başka bir şey de denilebilir. En azından görüşmeler. İmralı ile çeşitli görüşmelerin yürütüldüğü iddia ediliyor. Seçimlerden önce bir mesaj gelebilir deniliyor. Tekrar bir masa kurulabilir deniyor. Bunları muhtemelen sizler de duymuşsunuzdur. Mutlaka. Nasıl yorumlarsınız? Tekrar böyle bir adım atılabilir mi? Böyle bir adım atılırsa HDP neresinde olur veya size bir bilgi geldi mi bunu, bu konuda? Ya bize bir bilgi gelmedi. Öncelikle onu söyleyeyim ama hani şunu çok net söyledik. Bu Erdoğan'ın İmralı'ya ilişkin, Abdullah Öcalan'a ilişkin söylemleri üzerine. Bir kere her şeyden önce bunun ahlaki olmadığını düşünüyorum. Yani İmralı'da ağır bir tecrit var hakikaten. Ve bu tecriti her şeyden önce şu yönüyle değerlendirmek lazım. Yani hukuk ne diyor? Hani evet. Türkiye'de bir hukuk var mı hala? Ceza infaz kanunu, anayasa, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler. Bir kere görüşmesinin engellenmesi ama tamamen engellenmesi. Mektup yok, telefon yok, yüz yüze görüşme yok, kapalı görüşme yok. Herhangi bir siyasi ya da gazeteci zaten yok. Şimdi bu halde ona atfedilen sözlere hiç kimse itibar etmez. Kürt toplumu hiç itibar etmez. Bunun için her şeyden önce bu tecritin kalkması gerekiyor. Ve bizzat kendisinin, Öcalan'ın sözleriyle hani bu temas sağlanabilir, açıklamalarıyla temas sağlanabilir. Yani bu tartışmaları bitirecek olan, aydınlatacak olan da kendisinin konuşmasıdır. Yani yıllardır bir görüşme sağlanmadı. En son telefon görüşmesinde kardeşim Mehmet Öcalan ve bir de bizim milletvekilimiz Ömer Öcalan çok kısa bir görüşmeyle bu koşullarda görüşmem deyip telefonu kapatmıştı. Şu cümleyi biliyoruz, yani bana olanak verilirse bir haftada barışı getirebiliriz gibi bir söylemi vardı. Dolmabahçe mutabakatı orta yerde duruyor. Türkiye'deki bu tıkanıklığı aşabilecek bir aslında deklarasyon, bir mutabakat, bir ilke bütünü. Bu yönüyle bu tartışmaları ben çok ehemmiyet vermiyorum, kendi adıma söyleyeyim. Çünkü siyasette normaldir. Yani herkes speküle eder, yorumlar, doğal olarak çıkarımları yapar. Hani şu şöyle olursa, böyle olursa. Ama bizim durduğumuz yer, hani bizim ne kimseyle bir görüşmemiz var, ne böyle bir hani olay var ortada. Bir bunu söyleyeyim. İkincisi de çözüm sürecinde de biz AKP ile ittifak yapmadık. İşbirliği yapmadık. Şimdi bu çok yanlış yorumlanıyor. Sanki çözüm sürecinde HDP ile AKP birleşti, ittifak yaptı. Yani HDP ile AKP anlaştı gibi. Öyle bir şey yok. İktidarda kim varsa meseleler onunla konuşulur. Çözüm onunla aranır. Yani o dönemde de çok değerli bir dönemdi bu arada. Hani her ne kadar bazıları mahkum ediyorsa da işte iktidar ve diğer bazı muhalefet kanatları, biz o dönemin
tekrar olması gerektiğini savunuyoruz zaten. Ben şurada gazeteci olarak o süreçte Diyarbakır'daydım. Herkesten, her şeyden bağımsız orada halkın gözündeki umudu, oradaki o değişime, dönüşüme tanıklık ettim ve keşke gerçekten samimi bir barış olsa idi diyorum, hem bir Diyarbakırlı olarak hem de o süreci kesinlikle gözlemleyen bir gazeteci olarak. Kesinlikle, hani çok uzatmadan şunu diyeyim, çözüm süreci Türkiye tarihinde çok önemli bir deneyimdi ve Kürt meselesinin çözümü de kesinlikle diyalogdan geçiyor, müzakereden, konuşmaktan geçiyor ve demokratik bir siyaset hareketiyle çözülebilir. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi derken bunu söylüyoruz aslında. O dönemi mahkum eden değil, AKP ile anlaşan, o süreci yöneten değil, o sürecin kolaylaştırıcısıydık. Yani bugün dense ki Kürt meselesinin çözümü için konuşalım, iktidarda AKP değil, CHP olsun, başka bir parti olsun, hiç hepsi olabilir. Biz yine konuşmaya hazırız. Hani çünkü milyonlarca insanı, Türkiye toplumunun tamamını ilgilendiren çok esas bir meseleden söz ediyoruz. Ve aslında bana kalırsa, kişisel olarak söylüyorum, bu siyaset dışı bir mesele. Hani siyasete alet edilmemeli. Mesela Kürtlerin oyları siyasete alet edilmemeli. Hakikaten ne istiyorlar? Nasıl yaşamak istiyorlar? Eşit ve özgür yurttaşlık dedikleri nedir? Nasıl bir anayasa değişimi gerekiyor? Ve bunun deyim yerindeyse 84 milyonun yararına çözümü için üzerimize düşen ne varsa yine yapmaya hazırız. Ay, siyasetten uzak durayım istiyorum ama bir HDP'li siyasetçi görmüşken, HDP'nin kapatılması biliyorsunuz gündemde ve hala öyle bir ihtimal var. Bir de seçim yasası geldi. Ne oluyor? Seçim yasasından başlayalım. Ya şöyle, açıkçası 2 yıldan fazladır seçim yasası tartışmaları var. AKP ve MHP arasında epeyce uzunca süren bir bence pazarlık tartışma ve çekişmeli bir süreçti. Ben öyle okuyorum, her zaman öyle okudum. İşte dün çıktı, o çıktısını gördük. Nedir? Orada temel birkaç şey var. Bir tanesi tabii ki MHP'yi kurtarmak. Hani baraja takılıyor artık çok objektif olarak. Herkes biliyor bunu. %7'yi yakalayabilir. O yüzden %7 yapalım. Nasıl olsa Kürtler de barajı geçti HDP ile birlikte. Artık Kürtler için konulan barajın bir anlamı kalmadı. Kendimiz için düşürelim. Bu oldukça tarihi ironik, yani tarihsel olarak ironik bir durum. Bir o var. Diğeri ittifakları parçalama amacı var. Ne demek istiyorum? Bu artık oyların milletvekili çıkarılmasına katkısı ittifaklarla beraber tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani ittifaklara şunu diyorlar, siz bir ittifak içinde yer almakla milletvekili kazanma şansınız yok. Hani diğer partilerin katkısıyla siz kendi oylarınızla milletvekili çıkarabilirsiniz. Burada aslında çok ince hesaplanmış, çok sinsi bence tırnak içinde hani. Sinsi derken siyasette kullanmak istemediğim bir kavram. Bir kalem oynatılmış ve 2 tur diye düşünülürse hani seçim, parlamento çoğunluğunu almayı hedefliyorlar. Yani hani AKP ve MHP, işte ne bileyim, örneğin Millet İttifakı var hali hazırda. Orada birden fazla küçük parti var, büyük partiler var. Onların fazla vekil almasını önlemeye çalışıyorlar. Kendilerini de büyük parti olarak kabul ettiklerinden daha fazla vekil çıkararak aslında 300'ün üstüne çıkmayı hedefliyorlar. Yani bu ittifakları anlamsız hale getirdiler ikinci maddeyle. Diğer tespitim, yani dün de ifade ettim, farklı bir şekilde şunu diyeyim. Aslında bu kendileri açısından bir itiraf, bir ilan. Yani biz azalıyoruz, biz güç kaybediyoruz ve çok klişe bir laf vardır siyasette. İktidarlar seçim yasalarıyla oynadıklarında bilin ki gidiyorlar. Hani kaybettikleri için yeni hamleler yapmaya çalışıyorlar. Bunun anlamı ne? Bunu Türkiye tarihinde birçok liderde gördük. Turgut Özal'da da görmüştük, hatırlıyorum. Seçim yasasını değiştirerek oylarım azalsa da daha çok sandalye alayım hesabını yaparlar. Bunun
bununla ilgili maddelerle oynarlar. Matematiksel bir oynama yaparlar. Aslında yaptıkları bu. Ama bence şunu da tabii ki ilan ettiler. Ya biz kaybediyoruz, kaybetmeyi önlemek için bu adımları atıyoruz anlamında. Gördüğümüz tabloda HDP şu anda herhangi bir ittifakta yer almıyor. Evet. Bir üçüncü ittifak konuşuluyor ama henüz net bir şey yok. HDP kendi adayıyla seçime girer mi? Yani şöyle söyleyeyim, bizim şu anda kendi partimiz bir bileşen partisi. Bileşenlerimizle, ittifak güçlerimizle birlikte çok geniş bir aslında siyasi düşünceyi barındırıyoruz. İttifak partisi olarak söylüyorum bunu. Üçüncü yolu biz bir seçenek olarak koyuyoruz tabii ki. Yani ne ona ne buna mecbur değiliz. Hani biz üçüncü yol, demokrasi ittifakı yoluyla Türkiye'de değişimin, özgürlüğün, demokrasinin önünü açarız iddiasındayız ve bu iddiamızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz yedili bir toplantılarımız oldu, iki tane. Orada mücadele ortaklığı ve mücadele birliği kararı çıktı zaten. Hani birlikte seçimden önce bir kere alanda, sahada bu çalışmaları yapmak, halka gitmek, plan vermek, o konsolidasyonu sağlamak, yani umudu büyütmek ve tabii ki kitlesel olarak yani bu konuda seçenekleri de ortaya koymak, mücadele özellikle, hani mücadele ortaklığı diyoruz. Hatta Nisan ayında mitinglerimiz falan da olacak. Aday çıkarma meselesine gelince, yani şu anda böyle bir kararımız yok. Hani aday çıkarıp çıkarmama noktasında değil, diğer meselelere dair de. Çünkü daha seçim yok ortada. Fakat çok tartışıldığımızı biliyorum tabii ki. Hani herkes HDP nereyi destekleyecek, hangi adaya oy verecek? Böyle garip bir, bizsiz bir tartışma yürütülüyor. Neyse ki siz direkt bize soruyorsunuz. yani biz bu konuşmalarda her zaman şunu söyledik. Parlamento seçimlerinde bir ittifak yapmak gibi, hani millet çok zorluyor ya, millet ittifakı. Öyle bir şeyimiz yok, bizim düşüncemiz, talebimiz, motivasyonumuz yok. Biz deklarasyonumuzda bunu ilan ettik. Parlamento seçimlerinde HDP girecek ve yüksek bir sandalye alacak. Buna hiçbir kaygımız yok. Tabii bu mücadele ortaklığı, demokrasi ittifakı dönüşürse o da ayrıca değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise müzakere etmeye hazırız. Yani bunu bugün de söyleyeyim. Hani adaylıklar üzerinden, ilkeler üzerinden daha doğrusu. Yani aday ismi değil, adaylık ve ilke üzerinden tartışmaya, müzakere etmeye, iletişime açığız. Ancak bu konuda bir müzakere, iletişim olmazsa tabii ki kendi adayımızı çıkarırız. Yani hani şimdi almak istediğiniz cevabı en son verdim ama farkındayım. Ama gerçek bu. Siz olmadan da sorular soruyoruz, siyasetçilerle röportaj yapıyoruz. Kitlenin gelinen nokta şu, Kürt oylarını almayan seçilemez. Sonucu Kürt oyları belirleyecek noktasına geliyor. Bunu anket şirketi, anket araştırmaları yapanlar da söylüyor. Çoğu siyasetçi de bu gerçeğin farkında olarak konuşuyor. Şimdi böyle olduğu için ben direkt karşımda bir HDP'li görmüşken bu soruyu soruyorum. Siz kendi adayınızla çıktınız diyelim, seçim ikinci tura kaldı diyelim, varsayımlar üzerinden soruyorum. Kürt seçmen bir kez daha bağrına taş basıp CHP'ye oy verir mi? Şu anda öyle bir tartışma emin olun yok. Yani kendi adayımızı çıkarmak durumunda kalınca o gelişmeleri o zaman tartışacağız ve değerlendireceğiz. Ama kesinlikle dikkate alınmadığımız, muhatap alınmadığımız, tartışılmayan bir özne olmamız halinde bunların hepsi yetkili kurullarımızda tartışacağımız meseleler. Yani şunu söyleyeyim, hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir ittifak, hiçbir parti Kürt seçmen, tırnak içinde Kürt seçmen diyorum, genel olarak HDP seçmenlerinin, çünkü HDP bir en büyük bileşeni Kürtlerin olduğu bir parti ama Türkiye'nin her tarafına hitap eden bir parti. Hiç kimse çok bilindik deyimle bizi çantada keklik görmesin. Aman böyle bir yanlış hesap yapmasınlar. Son dönemlerde gündeme gelen bir isim var, Tansu Çiller. Sizce Türk siyaseti için bir Tansu Çiller gerekli mi? Hiç gerekli değil. Çok net. İstemiyoruz. Yok yani şöyle. Türkiye onun adını
kötü anılarda adı geçiyordu. Yani faili meçhuller, işte cinayet listeleri, işte zor dönemlerde, kriz dönemlerinde masaya oturtulan bir siyasetçi falan filan, hani 28 Şubat gibi birçok kötü iz bırakan bir geçmişi var ve açıkçası AKP mitinglere davet edinceye kadar herkes Tansu Çiller yaşıyor mu, nerede diye bir ne bir merakı vardı, ne böyle bir tartışma vardı. Bu AKP ve MHP'nin hani zordayız, yeni figürler çıkaralım, seçenek yaratalım gibi bir arayışının sonucu. Yani Tansu Çiller bu ülkeye ne verdi ki bir daha gelsin açıkçası. Ama gelecekse, bu cümleyi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, hesap vermesi gerekiyor. Hesap vermek için gelebilir. Aysel Tuğluk, biliyorsunuz artık neredeyse Türkiye kamuoyunun hepsi biliyor durumunu. Görüştünüz mü, görüşebildiniz mi? Son sağlık durumu ile ilgili son bilgini açıkçası hem ben şahsen merak ediyorum hem de izleyicilerimiz için. Ya sevgili Aysel, biliyorsunuz arkadaşım. Evet. Tabii ki hepimiz çok üzülüyoruz yaşadıklarından. En son ATK rapor vermedi ve ceza ehliyeti vardır yönünde bir rapor verdi. Garip bir şey, biz cezaevinde kalabilir mi, kalamaz mı raporunun yanıtını beklerken o Kobani kumpas davasında ceza ehliyeti var, yargılayabilirsiniz diye yeni bir iddianame ortaya koydu. Aslında bir adli tıp kurumu raporu değil de iddianameyi kesti, kopyaladı ve yapıştırdı önümüze, ATK raporu olarak koydu. Korkunç bir durum. Yani ben raporu okuduğumda hakikaten bilmeme rağmen dehşete düştüm. Yani birincisi bu. Adli tıp kurumu hekimlerden oluşan bir kurul olmaktan ziyade iktidarın emir ve talimatlarını, siyasetini uygulayan bir kurula dönüştü. Ve sanki hekimler değil de savcılardan oluşuyor ya da AKP'li üyelerden zaten oluşuyor. Bunu artık söylememiz lazım. Diğeri, Aysel kötü bir dönem geçiriyor. Annesinin cenazesine naaşına yapılanlar gördüm defalarca. Hakikaten kendisini çok etkiledi. Bir de herkesin bilmediği bir şey var. Aysel annesiyle yalnız yaşıyordu. Birbirlerine bağlılıkları her anne kız arasında olan bir bağlılıktan öteydi. Çünkü bütün hayatları hani ikili yaşıyorlardı. Bir abisi yurt dışında, birini işkencede kaybetmişler. Ve böyle bir anne kız değildi, çok yakın iki dost. Ben Aysel tutuklandıktan sonra anneyi de rahmetli ziyaret etmiştim. Onun Aysel'e ilişkin hani duygularına birebir tanıklık ettim. Ve hafızası artık reddediyor bunu. Hani bunu tutmayı istemiyor. Bir demans geçiriyor ve unutuyor. Yani öyle bir hale geldi ki yanında kalan arkadaşlar anlatıyorlar. Su içmeyi unutuyor, ihtiyaçlarını gidermeyi unutuyor. Uyku saatini hatırlamıyor, yemek yiyip yemediğini, acıkıp acıkmadığını. Yani kesinlikle cezaevinde kalamaz. Yani dışarıda çok iyi bir tedavi görmesi gerekiyor. Ve hala içeride, öyle söyleyeyim. Duyarlılık çok yüksek. Bu duyarlılığı daha da yükseltmemiz lazım. Ve Aysel'i o dört duvar arasından çıkarıp sağlıklı bir tedaviye kavuşturmamız lazım. Bizim de umudumuz o yönde. Tekrar Aysel Tuğluk için özgürlük diyoruz, farkındalığı olan bütün kadınlar olarak. HDP Kongresi Mayıs'ta olacak sanırım. Yani. Soru geliyor. Yok, ben her şeyi açıyorum. Kulislerde eş başkan olarak sizin de adınız geçiyor. HDP eş genel başkanı siz mi olacaksınız? Olur musunuz? Yo, bizim böyle bir tartışmamız yok. Yani herkes tartışılabilir. Bu çok doğal, demokratik bir partiyiz biz. Şu anda ilk kongrelerimiz yapılıyor. Yani MYK'da konuştuk hani tarih olarak. Bir değişime gidilecek ama değil mi? Yani onu bir kongre komisyonu oluşturacağız. Mayıs-Haziran artık ona MYK'da karar vereceğiz açıkçası. Parti meclisinde daha doğrusu.
Hani bir takvim belirlendikten sonra kongre komisyonumuz oluşacak ve kongre komisyonumuzun çalışmaları doğrultusunda hem parti meclisi hem eş başkan adaylıkları netleşecektir. Emin olun bu konuda ne bir dahiliyetim ne bir tartışmam yok. Hani herkes gibi benim de adım geçebilir. İşte ne bileyim bir Diyarbakırlı Kürt kadını olarak sizin de adınız geçebilir. ya da partide siyaset yapan hani her arkadaşımız bu göreve layıktır. Yani hakkaniyetle yapacağına inanıyorum. Kongre komisyonumuzun kararları belirleyecektir ve halkımızın tabii ki bu konudaki önerileri, Türkiye toplumunun, biz çok geniş bir fizibilite yapıyoruz bu konuda. Hani biliyorsunuz HDP bir lider partisi, liderler partisi değil, bizde eş başkanlık var. Benim de böyle bir dahiliyetim yok, yani bu tartışmaların içinde değilim. Biz duyuyoruz isminizi, o yüzden bir sormak istedik. Biraz arada kaynadı, belki HDP'nin kapatılması söz konusu dedik. Kapatılırsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yani şöyle, davamız devam ediyor. Nisan sonunda işte ikinci savunmayı yapacağız. Açıkçası HDP'nin kapatılması davası tamamen siyasi bir temelde oluştuğu için ve siyaset mekanizması karar verdiği için herkes işte kapatılır mı kapatılmaz mı doğal olarak bunu tartışıyor. Bu çok değerli bir tartışma. Şu yönü değerli, yani HDP'nin kapatılmaması yönündeki algı aslında çok daha yüksek ve bunun siyasi olduğu yönündeki tartışmayı biz de biliyoruz. Ve eminim bunu hukukçular da konuşuyorlar. Çünkü biz çok eski bir parti değiliz ama yeni de değiliz. Yani 2015'te biliyorsunuz %13 oyla gelmiş ve şu anda Türkiye'nin 3. büyük partisiyiz. Türkiye toplumunun 1/4'ünü temsil ediyoruz. Böyle bir partinin kapatılma girişimi bile aslında demokrasiye vurulan çok büyük bir darbedir. Hani demokratik bir toplumsa eğer, ki maalesef şu anda anayasasız bir haldeyiz. Yani ben kapatılması için hiçbir neden olmadığı görüşündeyim. Tabii ki hukukçu olarak da söylüyorum bunu. İddianameyi satır satır okudum. Kesinlikle elle tutulur, dişe dokunur derler ya, bir şey yok. Yani keşke zamanımız olsa da size anlatsam. Yani ne mahkumiyetlere dayanmayan, verilere dayanmayan çözüm süreci, Kobani Kumpas davası, hazırlanan fezlekeler, gizli tanıklar, hani böyle yaratılan algıların bir bileşimi aslında. MHP grup toplantısında söylenen sözlerin bile iddianamede yer aldığı bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Bunu aslında en iyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ifade etti. Soru üzerine elimizden geleni yaptık, ne yapalım hani gibi bir cevap vermişti. O bana çok anlamlı geldi. Bizden istendi. Biz de hani elimizdekilerle yaptık. İlki de iade edilmişti. Özcesi kapatılmayacak görüşündeyim. Daha doğrusu kapatılması için hiçbir neden olmadığı için kapatılamayacağını, siyasetin de buna gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Ve Anayasa Mahkemesi'nin hala hukukçulardan oluşan bir kurul olarak bu konuda anayasaya uygun bir karar vermesi yönünde beklentimi koruyorum, korumak istiyorum. Yani hukuka olan inancım. Ama diyelim ki aksi oldu. Tabii ki seçeneklerimiz var. Seçeneklerimizi oluşturuyoruz. Ve bir seçenek değil, bir ara şey demiştim bir basına, A'dan Z'ye kadar seçeneğimiz var demiştim. Emin olun çokça seçenek var ve asla HDP'liler seçeneksiz kalmayacak. Yani seçimlerde seçeneği çok güçlü bir şekilde yaratacağız. Bu konuda hiçbir endişeleri olmasın. Şimdi Kürt siyasetçilerin üzerinde olan baskı bariz ortada, hepimiz görüyoruz. Öte yandan da şöyle eleştiriler var. Özellikle son dönemde HDP'nin politika üretemediği yönünde eleştiriler var. Bu eleştirilerle ilgili. Yani biz seçmeni dinleriz. Bu konuda politika üretememekten ne kastettiklerini açıkçası bilmiyorum. Ama bunları direkt bizimle paylaşmalarını söylüyorum. Sizin aracılığınızla çağrı da yapıyorum. Her yolla bize ulaşabilirler, önerilerini, eleştirilerini kesinlikle almaktan memnuniyet duyarız ve bize güç verir. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sizin de meclise gitmeniz gerekiyor, o yüzden kapatacağım birazdan.
Nevroz'a yaklaşıyoruz. Nevroz mesajınızı alacağım. Onun öncesinde 8 Mart'ta bir videonuzu Felek Naz Hoca paylaşmıştı. Harika bir halay vardı. Evet. Kürt ve halaysız olur mu yani? Halay çekerken ne hissediyorsunuz? Gerçekten muhteşem görünüyordunuz. Ay, çok teşekkürler. Ben halay çekmeyi seviyorum. Yani eskiden beri ve üniversitede folklor ekibindeydim. Hiç ilk defa söylüyorum. Diyarbakır Üniversitesi'nde Diyarbakır Halk Oyunları ekibindeydim. Hatta bir dönem eğitmenlik de yaptım. Yani unuttum tabii o dönemleri. O figürleri, hani o ruhu içimde hissederek oynuyorum. Çok sık oynayan biri de değilim aslında. Hani böyle ortamlarda uygun olursa. Ne hissediyorum? Ya iyi hissettiriyor, nasıl anlatayım, o kültürü, o duyguları, içtenlik, hani o anda el ele böyle bir güç alıyorsun, güç veriyorsun, böyle bir duygu. Hangisi bilmiyorum ama bu ara çok halay çektik 8 Mart vesilesiyle. Sesiniz de çok güzel. Evet, o bir protestoydu aslında, tamamen protestoydu. Nevroz'da herhalde daha çokça halay çekeceğiz. Nevroz mesajınızı alıp programı noktalayayım. Nevroz Serkeftine şiarıyla gidiyoruz. Yani Nevroz, bu Nevroz kazanma zamanı. Şimdi kazanma zamanı, özgürlük zamanı diyeceğiz. Diyarbakır Nevroz için henüz bir yasak yok değil mi? Yok, yani Nevrozlarda bir izinler veriliyor. Tırnak içinde izinler. Aslında bayram için izne gerek yok bizce. Ama hani şekli olarak en azından önlemler vesaire için mecburen başvurular yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde bayramlar böyle bir izin sistemine tabi değildir hukuken. Verilecektir mutlaka. Çok güçlü bir hazırlık var. İnanılmaz bir coşku var gerçekten. Ben alandaydım bir hafta boyunca 8 Mart'ta. Ve 8 Mart o kadar yüksek bir moralle geçti ki hani yüz binlerce, milyonlarca kadın alanlarda özgürlük haykırdı. Nevroz komisyonları ve tabii ki erkekler, kadınların bu böyle güçlerinden esinleneceklerdir eminim. Nevroz çok daha büyük geçecek doğal olarak. Ben bu Nevroz'da aslında Türkiye toplumunun, başta Kürt halkında olmak üzere, Türkiye halklarının daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, eşitlik, hak ve adalet diye yeri göğü inleteceklerine inanıyorum. Çünkü şimdiden küçük küçük ateşler yakılıyor. Hani o motivasyon, o ruh her yerde var. Umarım hava muhalefeti de olmaz. Çünkü şu anda her yerde. Lütfen güneş gelsin. Güneş gelsin. Bütün izleyicilerimizin Nevroz'unu kutluyorum. Nevroz, Biroz ben. Çok çok teşekkür ederim Meral Hanım. 23 derece izleyicileri Deşifre Masası'nın sonuna geldik. Konuğum HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş idi. Pek çok soru oldu, pek çok konuyu konuştuk. Program içeriğine geri dönüp izlerseniz şahane detaylar bulacaksınız. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.